Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Bildiğiniz gibi tercih dönemindeyiz. O yüzden ben de sizlere Instagram'dan tercih dönemiyle ilgili bana sorularınız var mı diye sormuştum. Bu videomuzda tıp fakültesiyle ilgili aklınızdaki soruları elinden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bütün soruları Instagram hesabımdan aldım. Şimdi bu aşağıya da bırakıyorum. İsterseniz beni oradan da takip edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi onlarca soru var. Elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışacağım. Zaten birbirine benzeyen veya tekrar eden çok fazla sorular var. Böyle toplu bir şekilde onları cevaplamak da hepinizin öğrenmesi açısından iyi olacaktır diye düşünüyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden çayınız kahveniz yanınızdaysa tıp fakültesi ile ilgili soruları cevaplamaya başlayalım. Ayrıca İstanbul'la ilgili ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile ilgili de soruları cevaplayacağım başka videolarımda. İlk sorumuz, biyolojiyi pek sevmeyen birisi tıp okursa zorlanır mı? Açıkçası bence birazcık zorlanabilir. Özellikle biyolojiyi sevmeyen dediğin için bu cevabı vermek istedim. Çünkü mesela sen daha çok matematiği, fiziği seviyorsan, yani sayısalın daha mekanik, formül kısmındaysan eğer ve kimya, biyolojiden çok haz etmiyorsan bence tıp fakültesinde zorlanabilirsin. Tıp fakültesi zaten birazcık zor bir bölüm ve bunu severek okumak bence en önemli şey. Ben gerçekten çok seviyorum ama zor mu? Zor. Bunu inkar etmiyorum. Yani bu şekilde bir tezat var aslında tıp fakültesi okumakta. Bu yüzden biyolojiyi özellikle sevmiyorsan tıp fakültesini okurken zorlanabilirsin. Bence özellikle birinci sınıfta zorlanırsın. Çünkü tıbbi biyoloji falan diye derslerimiz var. Tıbbi biyokimya, tıbbi biyoloji. Bunlar hep biyoloji ve kimyanın karması gibi düşünebilirsiniz. Ama ilerleyen dönemlerde bu yük daha da azalıyor açıkçası. O yüzden hedefin doktor olmaksa ilk birkaç yıl zorlanırsın. Özellikle teorik kısımda ama sonrasında hem alışırsın hem de biyoloji kısmının birazcık yükü azalıyor. Ama en azından birazcık biyoloji ve kimyaya ilginiz varsa daha kolay olur. Diğer soru, tıp okumanın zorlukları neler? Açıkçası bu çok geniş kapsamlı bir soru. Tıp okumanın birçok zorluğu var. Ama birçoğu ders çalışmakla ilgili. Yani ona zaman ayırmakla ilgili. Çünkü birçok fakülteye göre daha uzun süre ders çalışmamız gerekiyor. Daha fazla ders çalışmamız gerekiyor. Bilgi yoğunluğu çok fazla var. Bilimsel olarak çok fazla bilgi var. Yeni yayınları belki takip etmek isteyebilirsiniz. Yani sadece dersin dışında da çok fazla tıpla ilgili alan var. Ders çalışmayı seviyorsanız gelin. Çünkü fedakarlık yaparken en azından sevdiğiniz bir şey için bu fedakarlığı yapın. Çünkü sadece maddi açıdan ya da garanti meslek gibi bir bakış açısıyla doktor olur musunuz? Olursunuz. Ama onun yerine sevdiğiniz bir bölüme gitseniz zaten onu severek çalışacağınız için yine maaşınız iyi olur. En azından sevdiğiniz işi yaparsanız mutlu olursunuz. Yani o yüzden tıp fakültesini sevenler lütfen yazsın. O zaman bu zorluklar daha çekilesi oluyor. Ama genel olarak ders çalışma yükümüz fazla, ders yoğunluğu fazla. Ders çalışma sürelerimiz de bu yüzden uzun oluyor. Ama arkadaşlarımızla beraber kütüphaneye gidip ders çalışabiliyoruz falan. Bu tarz en azından beraber yapacağımız aktiviteler de olmuş oluyor. Ayrıca bence tıp fakültelerindeki sorun, tıp fakülteleri hastanede oldukları için birazcık sosyallikten uzak. Yani bir kampüs ortamı yok. En büyük eksiler de burada oluşuyor gibi geliyor bana. Çünkü en azından derslerde tabii ki de aralarda boşluklarımız oluyor ya da ders iptal oluyor. O zaman oturup daha sosyalleşebileceğimiz alanımız kısıtlı oluyor. Bu şekilde zorluklardan bahsedebilirim. Zaten ilerleyen sorularda da denk gelirse anlatacağım. İngilizce mi okumak kolay, Türkçe mi? Türkçe okumak kolaydır diye düşünüyorum. Yani ana diliniz İngilizce ise İngilizce okumak kolaydır. Ana diliniz Türkçe ise Türkçe okumak kolaydır. Hacettepe İngilizce ile Cerrahpaşa Türkçe arasında kalmıştım. Cerrahpaşa İngilizce tutmuyordu çünkü. Ve o zaman açıkçası Türkçe okumanın bir tık daha kolay olacağını düşünmüştüm kendim için. Ama tıp fakültesi okuyan her öğrenci bence İngilizce bilmesi gerekiyor. Çünkü İngilizce şu an bilimsel olarak ana dil bütün dünyada. O yüzden gelişmeleri takip etmeniz için ya da anlamadığınız bir konuda internetten, YouTube'dan videolar izlemek için, yayınları, makaleleri takip etmek için İngilizce bilmeniz gerekiyor. Kendi ana dilimde dersleri öğreniyorum. Sonrasında ama anlamadığım kısımları ya da anatomide tekrar etmek istediğim kısımları falan internetten ben yabancı kaynaklardan izliyorum. Çünkü yabancı kaynaklarda daha fazla çeşit var. İsterseniz İngilizce textbooklar alırsınız, konuları İngilizce'de takip edersiniz, denemeleri, makaleleri okursunuz. Ve bu şekilde İngilizce ile Türkçe arasındaki fark kapanıyor diye düşünüyorum. Ama İngilizceniz iyiyse, yani ders anlamakta pek zorlanacağınızı düşünmüyorsanız İngilizce seçerseniz bu literatürleri daha kolay takip edebilirsiniz. Tıp pişmanlık diyorlar, doğru mu? Sınav haftalarında bazen ben de pişman oluyorum. Yani pişmanlık tıp yazmasaydım gibi değil de keşke tıp fakültesi bu kadar zor olmasa ya da gerçekten istiyor muyum bu kadar falan diye sorguladığım zamanlar oluyor. Birçoğumuz sorguluyoruzdur bence. Ama sınav haftaları hariç pişman olmuyorum. Hatta çok çok severek yapıyorum. Başka bir şey de okuyamazmışım diyorum. Özellikle mesela bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliğindeki arkadaşlarımla falan konuşunca yok diyorum. Yani tam tıp fakültesi benlikmiş ama sınav haftaları
bir pişmanlık oluyor. Nereden mezun olduğun önemli mi? Cerrahpaşa'da olduğum için ve Cerrahpaşa'nın eğitimini gördüğüm için önemli olduğunu düşünüyorum ve henüz 3. sınıftayım. İlerleyen klinik sınıflarda daha da bu farkı göreceğime inanıyorum. Ama yine de olay birazcık kişide bitiyor açıkçası. Size okul bir sürü şey vermek istiyor olabilir, bir sürü şey katmak istiyor olabilir. Siz almak istemezseniz hiçbir şey almadan mezun olur gidersiniz. O yüzden eğer almaya, öğrenmeye hevesiniz varsa birçok okul size bir sürü şey katacaktır. Ama gitmeden önce de bence güzel tercihler yapmakta fayda var. En azından köklü okullar olsun, akademik kadrosu iyi olsun, laboratuvar imkanları güzel olsun. Bunlara önem göstermenizi tavsiye ederim sizlere. Çünkü bazen kadavrası olmayan üniversiteler dahi var. Yani bunlar tıp okumak için okunur mu? Okunur. İyi bir doktor olabilir misiniz? Tabii ki de kendinize bir şeyler kattıkça olursunuz ama yani... Önemli okul. İmkanlarını araştırın gitmeden mutlaka. Gerçekten denilen kadar zor mu? Tıp gerçekten zor mu? Çok zor diyorlar, sence doğru mu? Zor mu zor mu? Bir sürü soru var. Yani kolay diyemem arkadaşlar zaten. Her meslekte zorlanabileceğinizi düşünüyorum ben. Bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği de o kadar kolay değiller arkadaşlar. Ama tıp fakültesi birçok fakülteye göre evet genel kanalı zor yani. Bunda hepimiz hemfikiriz bence. Sürekli ders çalışmak zor değil mi? Hangi motivasyonla masadan kalkmıyorsunuz? İşte sevdiğiniz şeyi yapmak önemli bence. Ben tıp fakültesini sevmiyorsam bırakırdım diye ailemle de konuşurken söylemiştim. Kişiden kişiye çok değişir tabii ki de. Siz sadece doktor olayım, garanti meslek olsun deyip bitirebilirsiniz. Ama ben bir şeyi sevmiyorsam onu yapma taraftar değilim ve gerçekten çalışmayı, bilimsel bir şeyler öğrenmeyi, kendime bir şeyler katmayı, yani donanımlı olmayı insan olarak da çok seviyorum. Ve insanı insan olarak öğrenmek, bilmiyorum, inanılmaz bir şey bence. Bu yüzden tıp fakültesini çok seviyorum. Zorlanıyorum da. Ama sevmeden yapılacak gibi değil benim için. Benim motivasyonum bu açıkçası. Sevdiğim bir şey yapıyorum, kendime bilimsel olarak donatıyorum. İyi bir doktor olmak için uğraşıyorum. Benim motivasyonum bu. İnsanlara öğrendiğim bilgilerle iyi tedaviler sunabilmek, bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilmek. Bu şekilde siz de kendi motivasyonunuzu bulup o şekilde masanın başına geçmelisiniz. Tıp istiyorum ama yapabilir miyim? Pişman mı olurum? Emin olamıyorum. Siz nasıl karar verdiniz? Buna gitmeden bilmenin imkanı yok bence. Ben yazarken bu kadar seveceğimi tahmin etmiyordum. Öyle ilkokuldan beri tıp fakültesi okumak isteyen, ilkokuldan beri doktor olmak isteyen biri değilim açıkçası. Her dönem bir sürü şey istedim. Hatta lisenin ilk 2 yılı mimar falan olmak istiyordum. 11. sınıfta birazcık daha sağlık alanı ilgimi çekmeye başlamıştı. Yaptığım araştırmalar, konuşmalar falan dedim. Tamam, tıp benlik çünkü mühendisliğin benlik olmadığına karar vermiştim. Bu şekilde siz eleme yöntemini de yapabilirsiniz. Fakültesine geldikten sonra da hep ilkilerle bahsettim gerçekten. İyi ki tıp fakültesini seçmişim diye. Ama işte gelmeden birçoğumuz bilemiyoruz. Çalışmayı seviyorsan, bu mesleği seviyorsan bence yaparsın, gel bir dene. Okurken aldığınız burs diğer bölümlerden yüksek mi? Burs almıyorum. Galiba birazcık şey kanısı var. Derece öğrencilerin hepsi burs alıyor ya da tıp fakültesi okuyanlar burs alıyor gibi bir şey mi var emin değilim. Çünkü buna benzer sorular gördüm. Fakat burs devletin verdiği sadece ilk 100 bursu var. Ben Türkiye 617.si oldum. O yüzden ilk 1000 bursu falan yok arkadaşlar. Ben de burs almıyorum. Verdiğiniz emeğe değiyor mu? Yani üniversitede eğlenebilir miyiz? Vaktimiz olacak mı? Yani sınavlardan kaç almak istediğinize bağlı. Ben birazcık daha ortalamam yüksek olsun istiyorum açıkçası. O yüzden derslerime bir tık daha fazla önem veriyorum. Ama siz sadece sınıfı geçeyim diyor çok rahat bir şekilde geçersiniz. Tabii yüksek hedefiniz varsa biraz sosyallikten vermeniz gerekiyor ama hem sosyalliğim devam etsin hem tıp fakültesini geçeyim kafasındaysanız onu da yaparsınız bu arada rahat bir şekilde. İlk maaşı ne zaman alırlar? İnternler ilk maaşlarını alıyorlar. Stajyer doktorlar maaş almıyorlar. İlk intern doktorlar maaş alıyor devletten. O da işte 6. sınıfta oluyor. Tıpta 3 üstü ortalama tutturmak mı zor yoksa sayısalda ilk 1000'e girmek mi? Herhalde tıpta 3 üstü ortalamayı bence daha zor. Çünkü sayısalda ilk 1000 en azından 11-12'de çalışıyorsunuz ve bitiyor. Ama tıpta 3 üstü ortalama için sürekli çalışmanız gerekiyor. Biri evet 3 üstü ortalama daha zor sanki. İlk 1000'e girmek de zor arkadaşlar. Ama büyüdükçe YKS biyoloji mesela bir haftada bitermiş falan diye bu konuya varmıştık biz. Ama tabii şu anki perspektiften bakınca böyle görünüyor. YKS'ye çalışırken böyle hissetmiyorsunuz ama tıp fakültesi dersleri çok daha ağır. Sence aile evinde okumak bize kolaylık kazandırır mı? Aile evinde okuyan bütün arkadaşlarım memnunlar. Çünkü kendi başınıza yaşadığınızda çamaşırınızı yıkıyorsunuz, mutfak alışverişinizi yapıyorsunuz, yemeğinizi yapıyorsunuz, evi temizlemeniz gerekiyor. Ama aile evindeyken muhtemelen birçoğunuzun çok daha az sorumluluğu oluyordur. Çünkü bütün sorumluluğu aile içinde paylaşıyorsunuz.
ve üstüne daha fazla ders çalışabilecek zamanınız oluyor. Ama tek başına yaşamanın da çok artıları var ve bence her insanın hayatın bir döneminde deneyimlemesi gereken bir tecrübe diye düşünüyorum. En basitinden gerçekten çamaşırları yıkamak, onları asmak bile bir iş oluyor ders çalışırken. Çünkü sürekli kulağınız çamaşır makinesinde bitti mi, bitecek mi, asayım, kurudular mı? Yani bunları bile düşünmeniz gerekiyor. Market alışverişini kendinizin yapması gerekiyor. Evde neler eksik bilmeniz gerekiyor. Yani tamamen kendi sorumluluğunu almak insana muhteşem bir özgüven de katıyor. Ama aile evinin rahatlığı başka. Tam bir sayısalcıyım tutup da ezber yaparken canım sıkılır bırakırım diye korkuyorum sence? Tam bir sayısalcıyımdan kastın işte formüller, matematik, türevler, integraller, fizik falansa sevdiğin yer. Tıp çok senlik durmuyor zaten. Ama ezber yaparken öyle çok sıkılmıyoruz. Çünkü tıp evet ezberi çok fazla ama oturup İngilizce ezberler gibi bir ezberimiz yok. Bir mantık akışı var. İnsan bir organizma, insan bir fabrika olarak düşünün. Ve onun hepsi birbiriyle bağlantılı çarklardan oluşuyor. Ve bunları bilmemiz gerekiyor. O çarklar da mini çarklardan oluşuyor gibi gibi. Her şey birbiriyle bağlantılı. Ve Latince bunların özel isimleri var. Ortak bir ana dil oluşturabilmek için tıpta. Bu yüzden hem onları öğreniyoruz hem de mekanizmayı öğreniyoruz. O yüzden mantıksal bir hafızan da varsa tıp fakültesini seversin. Sadece terimleri ezberlemen gerekiyor. Ama tabii ki de anatomide, farmakolojide, mikrobiyolojide direkt full ezber de var. Yani mesela bir virüsün bir sürü özelliğini ezberliyoruz. Virüsün de adını bilmiyoruz. Özellikleri de bilmiyoruz. Hepsini terimsel olarak ezberleyip bir de o terimlerin ne anlama geldiğini falan ezberliyoruz. Bu dersler zaten birçoğumuzun ortak zorlandığı kısımlar. Ama onun haricinde klinik derslerde veya fizyolojide, histolojide çok fazla ezber yükü yok. Yani az önce bahsettiğim kadar salt bir ezber yok. Düzen çalışmayla devam edilirse abartıldığı kadar zor mu? Asıl zorluğu bence düzenli çalışabilmek getiriyor zaten. Tıp fakültesinde sürekli düzen çalışmanız gerekiyor ve stabil bir motivasyonunuz varsa o kadar zor gelmeyecektir muhtemelen. Ama her gün aynı istekte olmuyoruz gerçekten. O gün bir şey moraliniz bozulabilir, ders çalışmak istemiyor olabilirsiniz, gezip tozmak istiyor olabilirsiniz. O gün onu yaptığınızda ertesi gün bu sefer iki katı çalışmanız gerekiyor. Yani konular bu sefer birikmiş oluyor. Bu şekilde olay zaten çalışma zorluğundan kaynaklı. Kitaplardan çalışmak mı, iPad'den mi? Ben iPad'e geçtim ve çok çok rahat arkadaşlar. Her şeyi içine sığdırabiliyorsunuz. Dersi takip etmek çok kolay. İnternet var, resim ekleyebiliyorsunuz, renkli. O yüzden iPad alma imkanınız varsa alın bence pahalanmadan. Her doktor ameliyata girmek ya da ameliyat yapmak zorunda mı? Tıp fakültesi öğrencisiyken cerrahi stajlar oluyor ve onlara ameliyata girmeniz gerek. Ama onun haricinde tıp fakültesinden mezun olunca doktorların hepsinin ameliyat yapma gibi bir zorunluluğu yok tabii ki de. Seni yoruyor mu? Çok mu zor severek okuyan için? Herkes için zor ama severek okununca daha kolay geliyor diyebiliriz. O kadar çok tıp terimlerini unutuyor musunuz? Açıkçası bazılarını unutuyoruz. Yani neyi kullanacaksak o hafızamızda kalıyor. Bir komitede o kadar çok şey ezberliyoruz ki TUS'a kadar hepsini aklımızda tutmanın imkanı yok. O zaman TUS'a ayrı bir çalışma gerekmezdi zaten. Ama sürekli karşımıza çıkan şeyler de var veya bazı kodladığımız şeyler oluyor. Onları unutmuyoruz ama çok çok detay şeyleri birçok kişi de unutuyordur diye düşünüyorum. Yoksa TUS bu kadar zor bir sınav olmazdı zaten. Kimlere zor gelir tıp fakültesi? Güzel bir soru. Birincisi tembellere, yani ders çalışmaktan hoşlanmayanlara. İkincisi de bence çok sosyal olanlara ya da sosyalliğine çok önem verenlere zor gelir. Zor mu, zevkli mi? İkisi birden. Güzel özetlemiş aslında. Zor ve zevkli tıp fakültesi. Stajlar ne zaman? 4. sınıfta stajyer doktor oluyorsunuz. 4-5 staj, 6 internlük. Çok zor olduğu için seçmekten korkuyorum. Bütün video bunun üstünde durdum artık. Lütfen sadece korkunuzdan dolayı seçmemezlik yapmayın bence. Dediğim gibi eğer hayalinizse, seviyorsanız, istiyorsanız yazın, yaparsınız. Tıp okurken düzen çalışan bir öğrenci ortalama kaç saat çalışmalıdır? Şöyle bir şey duymuştum. 1. sınıflar günlük 1 saat, 2'ler günlük 2 saat, 3'ler günlük 3 saat, böyle 4'ler 4 saat, 5'ler 5, 6'lar 6 saat şeklinde bir üst dönemlerden biri bana böyle demişti. Bu şekilde ama böyle bir düzeni var diyebiliriz. Böylelikle olarak biyoloji ama matematik, fizik, kimya tıptaki yeri nedir ve yeri var mıdır? Tabii ki de var. Dediğim gibi biyoloji konularını daha fazla içeriyor olabilir ama çok fazla kimya içeriyor. Zaten biyokimya vesaire derslerimiz var ve vücutta sürekli bir kimyasal tepkime gerçekleşiyor. Onun haricinde fizik kısmı olarak bir mekanizma, bir makine olarak düşünebilirsiniz vücudu. Fizik de bence işleyiş olarak burada geliyor. Matematik, çok fazla matematik kullanmıyoruz ve maalesef matematik bilgilerimiz köreliyor ama biyoloji
istatistik gibi derslerimiz var. Orada da matematiği kullanıyoruz. Yani bütün sayısal alanları kullanıyoruz. Sadece ağırlıkları ve yaklaşımları farklı. Latince kelimelerin çokça olması tıpı ne kadar zorlaştırıyor? Ya en başta çok zor ama sonrasında Latince de bir dil ve ben direkt olaya sanki bir dil öğreniyormuşum gibi yaklaşıyorum. Bu yüzden aslında keyifli de oluyor. Video durmuş, devam ediyoruz. Artık son sorulara geldim. Maddi açıdan zorluk çeker miyiz okurken veya mezun olunca? Mezun olunca çok çekmezsiniz. Okurken de ya tıp fakültesi bence eskisi kadar pahalı değil. Çünkü artık kitapların falan hep PDF'leri var veya fotokopi çıkartabiliyoruz. Fakat eskiden okuyanlar yani bu fotokopi PDF'ler falan çok olmadan önce tıp fakültesini okuyan çoğu kişi orijinal textbook'ları satın alıyorlarmış ve textbook'lar şu an bile çok pahalı. Yani bir textbook en az 600 lira falan. Hatta o Sobot'tan Netterler Anatomi'de 1000 küsür lira. Yani o yüzden tıp fakültesi eskiden daha pahalıymış bence okuması ama şu an diş hekimliğini okumak çok çok daha pahalı. Günümüzde tıp fakültesini okurken en azından fotokopi kullanabilirsiniz veya imkanınız varsa bilgisayarınız, tabletiniz varsa PDF'leri indirerek de kullanabilirsiniz. Ve son soruyu cevaplamışız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Başka sorularınız varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince dönmeye çalışırım. Eğer gerçekten hayalinizse hepinizi meslektaşım olarak aramızda görmeyi bekliyorum. Cerrahpaşa'yı kazananlar varsa ayrıca onları tebrik ediyorum ve onları Cerrahpaşa Tıp'a da bekliyorum. Çünkü Instagram'dan çok fazla soru geliyor. Cerrahpaşa Tıp mı, şurası tıp mı diye. Ve hepinize kesinlikle Cerrahpaşa'yı öneriyorum arkadaşlar. Asla pişman olmazsınız diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın.